Gerçekten son 15-20 yıldır eğitim alanına, diğer alanlara yapıldığı gibi çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunlardan birisi de ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması hadisesi. Gerçekten hükümet bu noktada çok güzel adımlar attı. Bütün öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün ders kitapları ücretsiz dağıtılıyor. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı okullarda, bazı kurumlarda ders kitaplarının yanı sıra ekstra kaynak kitap seçiliyor. Yardımcı kaynak kitap seçimi söz konusu oluyor. Bu da ders kitaplarının yetersiz kaldığı bazı noktaları kapatma açısından gerekli görülüyor. Yani şimdi tabii gerçekten yardımcı ders kitaplarının gerekli olduğunu düşünen bir kitle var. Bunlar mesela seçilmediği zaman okullara gelip niye yardımcı kaynak seçilmedi şeklinde ifadede bulunuyor. Bir taraftan böyle bir kitle varken, bir taraftan da gerçekten maddi durumu çok kötü olan, bu yardımcı kaynak kitabı alamayacak durumda olan bir kitle de var. Şimdi bunlar arasında sosyal adaleti sağlamak için bakanlığın bir adım atması gerekiyor bana göre. Bu adım ne olabilir? Ders kitaplarındaki bu eksikleri giderici adımlar atılabilir. Yani bir an önce harekete geçilip, işte buradaki eksiklikler nedir? Uzman öğretmenlerle çalıştaylar yapılıp, bu eksiklikler tespit edilip, çünkü bakanlık, hükümet dünyanın parasını harcıyor bu ders kitaplarına ve bu kitaplar tespit ediliyor ve ücretsiz dağıtılıyor. Bunun yanı sıra veli bir de gidip ekstra kaynağa para vermek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bunun çalışmasını bakanlık yapıp o eksiklikleri tespit edip ders kitaplarına ekleyebilir. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntem de bu yardımcı kaynak eğer lazımsa bununla alakalı bir çalışma yapıp dezavantajlı öğrencilere yardımcı kaynak temininde de devlet yardımda bulunabilir. Yani bu iki adımdan bir tanesi atılırsa bu sorun çözülür diye düşünüyorum ben. Aksi halde sizin de ifade ettiğiniz gibi bu parayı ödeyemeyecek durumda olan aileler sıkıntı yaşıyorlar, çocuklar sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu ister istemez aileye, öğrenciye olumsuz yansıyor. Bunun telafisi için de yapılabilecek şey, bunun bütün paydaşlarıyla bakanlık oturup görüşebilir. Bu paydaşların içerisinde kırtasiyeler de var. Yani bazı yardımlar yapılıyor. Ama bu yardımlar yapılırken mesela bu kırtasiyecilik üzerinden geçimini sağlayan bir kitle de var. Yani bunların da fikirlerinin alınması gerekiyor. Bunların işe dahil edilmesi gerekiyor. Belki bakanlık bunu tek kalemde bir yere ihale etmek yerine bütün kırtasiyelere yayabilir. Dolayısıyla küçük esnafa da dokunmuş olur diye düşünüyorum ben. Yani bu aslında hükümetin biraz üzerinde durursa çözebileceği bir mevzu diye düşünüyorum. Çünkü o kadar büyük, çok daha büyük sorunların üstesinden geldi bu hükümet. Dolayısıyla bunu da gündemine alırsa bu kaynak kitap, yardımcı kaynak kitapla ilgili ne yapılabilir, paydaşlarıyla oturup konuşursa ortak akılla güzel bir yol bulunur ve mesele çözülür diye düşünüyorum. Ben bütün öğretmenlerimizin bu konuda en az bizim kadar duyarlı olduğunu biliyorum, duyarlı olduğuna inanıyorum. Öğretmenlerimiz ders kitaplarını, kaynak kitaplarını tespit ederken öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alıyorlardır mutlaka. Dolayısıyla yani bu öğretmenlerimizle alakalı bir durum değil. Bu yetkililerin çözmesi gereken bir durum. Bakanlığın yönetmeliği ortada. Bakanlığın yönetmeliğine göre zaten yardımcı kaynak kitabı zorunlu tutamazsınız. Bu gönüllülük esasına bağlı bir şey. Buna yönelik bir talep olduğu için öğretmenler bu talebi karşılamak için yardımcı kaynak kitap öneriyorlar. Dolayısıyla burada öğretmenlerin herhangi bir suçu, eksikliği söz konusu değil. Burada
tamamen arz talep söz konusu. Burada yardımcı kaynak kitap istenmesinden ziyade bu yardımcı kaynağa neden ihtiyaç var? Bunun sorgulanması lazım ve bu yardımcı kaynak ihtiyacı nasıl giderilebilir? Bunun çözüme kavuşturulması lazım ve bu çözüme kavuşturulurken de dezavantajlı bölgelerde yaşayan bizim dezavantajlı yavrularımız nasıl desteklenir? Bunun konuşulması gerekiyor. Bu da yetkililerin gündemine aldığı takdirde en kısa zamanda çözebilecekleri bir konu diye düşünüyorum ben.